Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de iklim konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bir önceki dersimizde dünyada görülen büyük iklim tiplerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise Türkiye'de görülen iklimlerin özellikleri nelerdir? İklim elemanları neler? Bunların ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsetmiş olacağız diyelim. Tabii ki de şöyle ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler. Bunlar nelerdir? Mutlak konuma bağlı olarak gerçekleşen durumlar var. Göreceli konuma bağlı olarak gerçekleşen durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Akabinde Türkiye'nin iklim elemanları yani sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağış kısmından bahsedeceğiz. Sonraki kısımda ise Türkiye'de görülen iklim tipleri nelerdir? Bunların sıcaklık, yağış özellikleri grafiklere bakarak bulacağız. Akabinde burada yetişen bitki toplulukları, toprak tipleri bunlardan da bahsedip bu kısmı tamamıyla bitirmiş olacağız. Ve doğal sistemler kısmı bu konuyla birlikte noktalanmış oluyor. Sonraki videomuz ise beşeri sistemler kısmına geçiş yapacağız tabii ki de. Hemen ders anlatımıma geçmeden önce sıfırdan 9'a konu anlatımı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Buradan beni daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ünite bir doğal sistemler kısmı içerisinde artık en son kısımdayız. Yani Türkiye'de iklim kısmındayız. Burada Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler, Türkiye'deki iklimleri bunları bitirdikten sonra beşeri sistemler kısmına geçeceğiz. Sayfa aralığı vermemiz gerekirse 98'den 110. sayfaya kadar beni buradan güzel bir şekilde de takip edebilirsiniz. Hemen şöyle kitabımızın içeriğine baktığımızda da Türkiye ikliminin genel özellikleriyle ilgili anahtar cümleler yer almakta. Türkiye'de görülen iklim tipleri daha sonraki süreçte Türkiye'deki iklim elemanları bunların hepsiyle ilgili güzel güzel konu anlatımları kısmımız var sol tarafımızda. Hemen sağ tarafa baktığımızda da sağ tarafımızda da çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Konumuz bittikten sonra buradaki soruları çözerek konunun daha iyi bir şekilde oturtulmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de takıldığımız noktalarda karikotu okutarak o sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Bölüm sonu kısmımızda tabii ki de beşeri sistemlere geçiş yapacağız. Ee, burada bizim için önemli konular yer almakta diyelim. Hemen şöyle Dinamo Soru Bankası kitabımızı da açıyoruz. Ünite bir doğal sistemler içerisindeki kısımda en sondayız. Yani Türkiye iklimindeyiz. 78, 79, 80, 81. sayfalar. Hemen şöyle buranın da içeriğinden biraz bahsetmemiz gerekirse. Örnek model bir soru çözümümüz var. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli test yer almakta. Gene soruyla takıldığın kısımlarda kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölüm sonlarında bölüm sonu tarama testleri yer almakta. Genel konuyla ilgili sizin için yazmış olduğumuz güzel sorularımız mevcuttur. Akabinde tabii ki de biz hem TYT AYT sınavlarını hazırlık için hem de 9. sınıfta yazılarımıza hazırlık için bu kitap sizin aradığınız bir kitap. Çünkü bölüm sonlarında, ünite sonlarında yazılı hazırlık kısımlarımız yer almakta. Burada doğru yanlışlarımız, boşluk doldurmalarımız, klasik sorularımız, eşleştirmelerimiz mevcut. Ve en son kısımda da ÖSYM tarzı sorularımız yer almakta. ÖSYM bize burayla ilgili ne tarzda bir soru sorabilir dediğimiz kısımda bu kitabımızın içeriğinde mevcut. Kitabımızı almayanlar satış noktalarımızdan kitaplarımızı temin etmeyi unutmasın diyelim. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Türkiye iklimini etkileyen faktörlere baktığımızda sevgili arkadaşlar burada iki tane durum var. Yani yolculuğumuzu ikiye ayıracağız. Özellikle Türkiye'deki iklim özelliklerinin ortaya çıkmasında mutlak konuma bağlı olarak meydana gelen faktörler var. Bunun en önemli unsuru nedir dersek burada tabii ki de biz ekvatora göre konum özelliği alacağız tamam mı? Nedir? Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında yer aldığı için burada iki tane karşımıza durum geliyor. Bir, Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Bunun bir takım sonuçları var. İki, enlem aralığı olarak Türkiye ortak uçakta yer alır. Bunun da bir takım sonuçları var. Nelerdir dersek? Mesela Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığının en önemli sonuçları ya da kanıtlarından bir tanesi... Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sıcaklık ortalamasının en yüksek. Aralık, Ocak, Şubat ayları ise sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aylardır... Diye diyebiliriz. Ve bizim ülkemizde genel itibariyle güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması azalır. Kalıcı kar alt sınırı, tarım orman yerleşme üst sınırları alçalır diyebiliriz. Aynı şekilde kuzeyden gelen rüzgarlar ülkemizde sıcaklığı azaltıcı, güneyden gelen rüzgarlar ise ülkemizde sıcaklığı artırıcı bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Orta kuşakta yer almamız 36 derece 42 derece kuzey enlemleriyle ilgili bir durum olduğu için burada özellikle iklimlerimizde 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Aynı zamanda Batı rüzgarları etkisi altındayız ve Akdeniz iklim kuşağı içerisinde Yer almaktayız ve iklimlerimizde Özellikle kış döneminde yoğun ölçekte Yağışlar cephesel kökenlidir Diyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar ve şunu Unutmayalım mutlak konum özellikleri Düşünüldüğü zaman Türkiye'de Hangi iklimin geniş bir alanda etkili Olması gerekirdi sizce Tekrar soruyorum soruyu. Bizim mutlak konumumuz 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri ve mutlak konumun iklim üzerindeki etkisi düşünüldüğü zaman Türkiye'nin çok geniş bir alanında hangi iklimin görülmesi gerekir dediğimizde hemen şuradaki orta kuşak ölçeğindeki söylediğimiz iklim. Nedir bu iklim dersek Akdeniz iklimi. Çünkü Akdeniz ikliminin görüldüğü alan genel itibariyle 30 derece ile 40 derece enlemler arasında yer alan karaların deniz kıyılarında görülmekte. O zaman bizim ülkemizde de geniş bir alanda aslında Akdeniz görülmesi lazım. Ama Türkiye'de geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülüyor mu dersek tabii ki de hayır. Hangi iklim görülüyor dediğimizde karasal iklim görülmekte. Bunun temel sebebi de göreceli konum özelliklerine bağlı olarak meydana gelen faktörler. Yani biz buradaki meydana gelen durumları enlem boylam değerleriyle açıklayamayız. Burada yeryüzü şekilleri var. Özellikle bu alanda dağların kıyıya uzanış doğrultusu, kuzeyde ve güneyde dağların kıyıya paralel uzanması, kıyı alanında görülen nemli iklimin geniş bir etkiye sahip olmasını engellemiştir. Devamında Bakıya bağlı olarak bizim dağlarımızın özellikle güney yamaçlarında sıcaklık ortalamasının kuzey yamaçlarına göre daha yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Denize göre konumda nemli iklim, yarı nemli, karasal iklim koşullarının yaşanmasına sebebiyet verebilir. Aynı şekilde çevremizdeki basınç merkezleri ve rüzgarlar da gene bizim iklim üzerimizde belirleyici etkiye sahiptir diyebiliriz. Peki şimdi dedik ki mutlak konum özellikleri düşünüldüğünde Türkiye'de çok geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmekte. Ama göreceli konum özelliklerine bağlı olarak Türkiye'de çok geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmez. Hangi iklim görülür dediğimizde tabii ki de karasal iklim. Karasal iklimi mesela Orta Anadolu tipi, Güneydoğu Anadolu tipi, Doğu Anadolu tipi ve Erkene havzası tipi olmak üzere farklı gruplara ayıracağız. Bunda da etkili olan durumlardan bir tanesi yer şekilleri, bir diğeri yükselti ifadesini söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlerden sonra şöyle bir genel ölçekte alırsak burada da Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri ile 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. İşte bu orta kuşakta olduğumuz için dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Batı rüzgarları etkili, cephe yağışları görülüyor. Aynı şekilde Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alıyoruz. Kuzey yarım kürede yer almamızın kanıtları ya da sonuçları dünyada ekvatordan kutupa doğru gittiğimiz ölçekte meydana gelen durumlar bizim ülkemizde Hatay'dan nereye doğru gittiğimizde meydana gelen durumlarla eşdeğerdir. Sinop'a doğru gittiğimizde meydana gelen durumlarla eşdeğerdir. Aynı şekilde Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde de yer aldığımız için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez ve buna bağlı olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ayları en sıcak Aralık, Ocak, Şubat ayları da en soğuk aylar olarak nitelendirilebilir. Tabii ki de bir biraz önce dedik ya Türkiye'nin göreceli konum özelliğine bağlı olarak çok geniş bir alanda Akdeniz iklimi görülmez. Bunun temel sebebi dağların uzanış doğrultusudur. Özellikle dağlık sistemlerimiz kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzandığı için denizden gelen nemli hava etkisinin iç kesimlere sokulmasını engelliyor ve iç kesimlerde çok geniş bir alanda karasal iklim koşullarının yaşanmasına sebep oluyor diyebiliriz. Ve burada mesela Akdeniz iklimini düşünebiliriz. Akdeniz iklimi Akdeniz kıyılarında daha dar bir alanda yayılışa sahip iken Ege kıyı dağların kıyıya özellikle paralel uzanması Akdeniz ikliminin etki alanını genişletmiş ve karasal iklim daha iç kısımları yani batı kısımda daha iç kısımlara sokulamamıştır diyebiliriz. Çünkü bu kırıklı sistemdeki dağların kıyıya dik uzandığı alanlardan denizel etki iç kısımlara kadar sokulabilmekte. Etrafımızdaki kara kütleleri ve basınç merkezleri de gene aynı şekilde iklimimiz üzerinde etkilidir diyebiliriz. Şimdi geldik Türkiye'deki iklim elemanlarından birincisi sıcaklık ve biz biliyoruz ki Türkiye Kuzey yarımkürede yer aldığı için sıcaklık ortalamalarının en yüksek değerleri genel itibariyle şöyle sıcaklık yağış grafiğinin verildiği haritada yorumlamamız gerekirse bakın dikkat edin Haziran ayı 25.7, Temmuz ayı 28.1, Ağustos ayı 27.7. Yani o zaman bizim sıcaklık değerlerimizin en yüksek olduğu aylar Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Aralık, Ocak, Şubat aylarına baktığımızda 8,8 Ocak ayı, 9,5 Şubat ayı, 8,4 Aralık ayı. O zaman Aralık, Ocak, Şubat ayları da bizim sıcaklık ortalamamızın en düşük olduğu aylardır diyebiliriz. Ve genel itibariyle Türkiye'nin güney Kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı olarak sıcaklık düzenli azalması beklenir. Niye? Çünkü ekvatordan kutba doğru gidiyoruz. Ve bu alanda sıcaklık düzenli olarak azılmadığı bazı durumlar meydana gelebilir. Mesela burada bazı örneklerimiz var bunları açıklayacağız. Burada yükselti faktörü, karasallık şiddetinin artması bunların hepsi Türkiye'deki sıcaklığın dağılışı üzerinde etkileyici faktörlerdir. Peki bunları şöyle örneklememiz gerekirse. Antalya'da sıcaklık 18.6 derece iken Sinop'ta 14.1 derece. Şimdi düşündüğümüz zaman hemen şuradan da haritamız alırsak Antalya'da sıcaklık dedi 18.6 Sinop'ta sıcaklık 14.1. Yani 18'den 14'e doğru bir gidiş var mı ve güneyden kuzeye doğru gittiğimiz için buradaki sıcaklık üzerindeki etkili olan durum enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz durumdur. Trabzon'a bakıyoruz 14.7, Erzurum'a bakıyoruz 5.7. Hemen şöyle kıyı kesimden iç kesime doğru gitmişiz. 14'ten 5.7'ye bir düşüşümüz var ve buradaki önemli olan unsur nedir dersek Trabzon Erzurum'a göre daha kuzeyde. O zaman bu enleme ters düşen bir durumdur. Enlemle açıklayamayız. Bunu neyle açıklayacağız dersek yükselti karasallık denizellik ilişkisiyle açıklayabiliriz. Devam ediyorum. Mardin'de sıcaklık 16.1 Mersin'de sıcaklık 19.1 Mardin ve Mersin tahmini olarak hemen hemen aynı enlemlerde yer almasına rağmen Mardin'de sıcaklığın Mersin'e göre daha düşük olmasının temel sebebi nedir dersek hem yükselti ilişkisi hem de denizellik karasallık ilişkisi diyebiliriz. Yozgat'ta sıcaklık 9 derece dereceyken Samsun'da 14 derece. Samsun, Yozgat'a göre daha kuzeyde. O zaman bu ifade enlemle ters düşen bir durumdur. Yükselti, karasallık, denizellik ilişkisiyle açıklayabiliriz. Zonguldak'ta 13.6 derece sıcaklık ölçülürken Adana'da 19 derece sıcaklığın ölçülmesini de enlemle açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Şimdi biz Türkiye'de sıcaklığın dağılışını gösterdiğimiz haritalar izoterm haritalarıdır. Ve eğer ki bir harita indirgenmiş izoterm haritası şeklinde hazırlanıyorsa bu harita üzerinde görme olduğunuz sıcaklığın yüksek ya da düşük olduğu alanlarda etkili olan faktör yükselti olmamalı. Yani buraya şöyle yazıyorum, yükselti faktörü bu haritalar üzerindeki sıcaklık dağılışında etkili değildir diyorum sevgili arkadaşlar. Bunu unutmamış olalım. Şimdi Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren birinci haritaya geldiğimizde sıcaklıklarımız genel itibariyle güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Bunun temel sebebi nedir dersek enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz durumdur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Türkiye'deki sıcaklık ortalamasının en yüksek Kuzeydoğu Anadolu ise sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu alanlardır diyebiliriz. Hemen şöyle Ocak ayına geldiğimizde Ocak ayında Türkiye'de sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu kısım Akdeniz. Hemen şöyle Temmuz ayına geldiğimiz zaman ise Güneydoğu Anadolu sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu ay diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki temel sebep kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğidir. Neden? Şimdi şöyle bir baktığımızda Güneydoğu Anadolu'nun bulunduğu bu alanda 34 dereceden daha yüksek yani artı 34 derece diyeyim şuraya 35 ya da 36'ya kadar olan kısımdır burası. Hemen aynı yere baktığımızda burada 4 ile 6 derece arasında yani 5 derece diyebiliriz. Yani burada özellikle 29 derecelik bir sıcaklık farkı var iken burada 8-10 derece arasında 28-30 derece arasında. Yani şuraya şöyle 9 diyeyim şuraya şöyle 29 diyelim. O zaman burada da 20 derecelik bir sıcaklık farkı var mı? Bakın gördünüz mü? Karasallık etkisinden dolayı sıcaklık farkı daha fazla. Denizel etkiden dolayı sıcaklık farkı daha azdır diyebiliriz. Ve bizim ülkemizde Ocak ayında sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu alan Kuzey Doğu Anadolu'dur. Şimdi bunun temel sebebi yükseltidir derse yanlış. Niye? Çünkü bu indirgenmiş izoterm haritasıdır ve indirgenmiş izoterm haritalarında harita üzerinde gördüğünüz tüm merkezlerin yükseklik değeri 0 metre baz alınarak hesaplanmıştır diyebiliriz. O yüzden yüksel Sıcaklık üzerinde etkili olduğunu söyleyemeyiz sevgili arkadaşlar. Son haritaya geldiğimizde Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresinin gösterildiği bir harita. Türkiye'de 3250 saatin üzerinde Güneydoğu Anadolu güneşlenme süresinin en yüksek olduğu yer iken kuzeye doğru çıkıldıkça güneşlenme süremiz azalmakta. Özellikle Doğu Karadeniz'de güneşlenme süresinin 1750 saatin altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da güneşten faydalanma güneş enerjisinden yararlanma oranlarını düşürmektedir diyebiliyoruz. Şimdi geldik Türkiye'de basınç. Türkiye'de basınca geldiğimiz zaman tabii ki de Türkiye'nin çevresindeki kara kütlelerinin etkisine bağlı olarak ve Diksen hareketine bağlı olarak farklı basınç sistemlerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'ye kuzey batı alanından sokulan basınç sistemimiz sevgili arkadaşlar İzlanda dinamik alçak basıncıdır. Şimdi bu dinamik kökenli bir basınç kuşağıdır ve yıl boyu etkilidir. Ancak daha çok kış döneminde etkilidir. Bak şunu unutmayalım. Dinamik kökenli söyleyeceğimiz basınç kuşakları yıl boyunca etkilidir. Ancak şu ifade bizim için önemlidir. Daha çok ifadesi tamam mı? Bu daha çok kış döneminde etkilidir sevgili arkadaşlar ve etkili olduğu kış günlerinde özellikle İzlanda dinamik alçak basıncı yağışlı ve ılıman hava koşullarının yaşanmasını sağlar diyebiliriz. Hemen güneybatıya geldiğimiz zaman güneybatıda ise etkili olan basın sistemimiz azor dinamik yüksek basıncıdır. Azor dinamik yüksek basıncı daha yoğun ölçekte yaz mevsiminde ülke genelinde kurak Kuzey kesimler hariç özellikle sevgili arkadaşlar diğer alanlarda kurak, havanın açık olduğu, kuraklık şiddetinin yoğun ölçekte yaşandığı bir basınç sistemidir. Kış döneminde etkili olduğunda ise özellikle kuzey doğudan sokulan Sibirya termik yüksek basıncıyla birleştiğinde kurak ayaz kış günlerinin yaşanmasına sebep olur diyebiliriz. Güneydoğudan sokulan basın sistemimiz Basra termik alçak basıncıdır ve yaz mevsiminde etkilidir. Etkili olduğu dönemlerde sıcaklığı artırır diyebiliriz. Hemen şunları yazmamız gerekirse birincisi İzlanda hemen şöyle şuraya yazıyorum. İzlanda dinamik kökenli alçak basınç kuşağı. Geldim buraya. Buraya geldiğimiz zaman azor dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı. Dinamikler yıl boyu etkilidir. Daha çok kış daha çok yaz dönemi diyebiliriz. Termiklere geldiğimiz zaman kuzey doğudan sokulan basınç sistemimiz sevgili arkadaşlar. Sibirya hemen şuraya şöyle yazalım. Sibirya termik kökenli yüksek basınç kuşağıdır. Hemen Güneydoğu'dan sokulan basınç sistemimiz ise Basra Termik kökenli alçak basınç kuşağıdır. Termikler ise yaz ve kış döneminde. Özellikle Sibirya dediğimiz gibi kış. Basra ise yaz döneminde. Bunlar ise yıl boyunca. Hemen şuraya da şöyle daha çok kış dönemi diyorum. Buna da daha çok yaz dönemi diyorum. Özellikle Akdeniz ikliminde yazlara sıcak ve kurak geçmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de azor dinamik yüksek basıncıdır diyebiliriz. Rüzgarlara geldiğimizde Türkiye'nin mutlak konumuna bağlı olarak. Kuzey yarımkürede bulunduğumuz için kuzeyden esen rüzgarlar rüzgarlarımız sıcaklığı azaltıcı bir etkiye sahip iken güneyden esen rüzgarlarımız sıcaklığı artırıcı bir etkiye sahiptir diyebiliyoruz. Burada etkili olan kuzey sektörlü rüzgarlarımız Kareyal, Yıldız, Poyraz sevgili arkadaşlar soğuk karakterli akabinde keşişleme diğer ifadeyle Samyeli, Kıble, lodos sıcak karakterli yerel rüzgarlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle başka etkili olan rüzgar var mıdır dersek Ege Denizi'nde özellikle kuzeyden güneye doğru sokulan bir rüzgarımız var. Yunanlılar bu rüzgara ticaret rüzgarı diyor. Bu rüzgarımızın ismi ise etezyen rüzgarı olarak geçer. Onun dışında özellikle dağlık sistemlerin bulunduğu alanda rüzgarın hareket yönüne bağlı olarak fön rüzgarları oluşmakta. Mesela burada küre dağları yer almakta. Kuzeyden gelen yıl dediğimiz rüzgar bu dağ yamacını aştığında güney alanında fön etkisi yaratmaktadır diyebiliriz burada da toros dağlarımız mevcut güneyden gelen rüzgarlar iç kesimde fön etkisi yaratmaktadır ama kuzeyden geldiğinde bu sefer bu alanda fön etkisi yaratacaktır fön rüzgarı sevgili arkadaşlar sıcak ve kuru rüzgar olarak karşımıza çıkmakta sıcaklığında her 100 metrede bir derece artmasına sebep olmaktadır diyebiliyoruz. Geldik Türkiye'de nemlilik ve yağış. Türkiye'nin genelinde nemlilik durumuna baktığımızda dağların kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti, denize olan uzaklık, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi belirgin bir şekilde değişimlere sebep olmaktadır diyebiliyoruz. Örnek vermemiz gerekirse burada özellikle Karadeniz kıyısında dağların kıyıya paralel uzanması ve yükseltilerinin fazla olması denizden gelen nemli hava kütlelerinin özellikle iç kesimlere sokulmasını engellemekte ve buna bağlı olarak özellikle Doğu Karadeniz'de atmosferdeki nem oranının iç kesimlere göre daha fazla olmasına sebep olmuştur. Burada mesela Trabzon'la Gümüşhane'yi Rize'yle Gümüşhane'yi örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Ve nemlilik kavramları içerisinde önemli olan bir diğer kavram neydi? Bağıl nemdi. Yani mutlak nemin maksimum neme oranlanmasıyla ortaya çıkan bir nem kavramıydı. Ve bağıl nem oranına baktığımızda haritamız üzerinde burada özellikle zaman kavramı etkilidir ama kıyı kesimlerimizde bağıl nem oranı genel itibariyle iç kesimlerimize göre daha yüksektir. O zaman kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe bağıl nem oranı azalış göstermektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da etkili olan sıcak çevre rüzgarları bu alanda bağıl nemin azalmasına sebep olmuştur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'de yağış. Bu yağışa baktığımız zaman gene aynı şekilde dağların kıyıya uzanış doğrultusu. Yükselti, denize olan uzaklık çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi gibi faktörler belirgin bir şekilde yağış oluşumunda etkili olmaktadır ve Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de yağışın en az düştüğü alanımız Orta Anadolu. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde kuzeyde ve güneyde iki tane dağ sırasıyla kapalı. Yani kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toros dağlarıyla kapalı ve güneyden gelen, kuzeyden gelen nemli hava kütleleri bu dağları aşamadığı, kıyıya yağış bıraktığı için kurak, kuru bir hava güneye doğru yani iç bölgeye doğru sokulmakta. Bu da yağmur duldasında kalma ifadesiyle söylenebilir sevgili arkadaşlar. Bunu da böylelikle söylemiş olalım. Türkiye'de yağış tiplerine geldiğimiz 3 tip yağış tipinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi yükselim. Diğer ismiyle konveksiyonel yağıştır. Isınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlar olarak düşünülebilir. Bu yağışları biz daha yoğun ölçekte ilkbahar ve yaz dönemlerinde göreceğiz. Yani tekrar söylüyorum. Türkiye'de ilkbahar ve yaz döneminde görülen yağışların büyük bir kısmı yükselim konveksiyonel kökenlidir. İlkbaharı gördüğümüz kısım Orta Anadolu. Doğu Anadolu özellikle Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan hattında ne zaman göreceğiz dersek yaz, Trakya'da gene ilkbahar döneminde göreceğiz. Güneydoğu Anadolu'da gene ilkbahar döneminde bu yağışları yoğun ölçekte göreceğiz diyebiliriz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bu yağışlara 42. yağışları da denilmektedir diyebiliriz. Geldik yamaç ya da orografik yağış. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağış. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda görülen bir yağıştır. Nerede? Akdeniz ve Karadeniz'de ve Menteşe dağlarının bulunduğu Güneybatı Anadolu kısmında bu yağışları görebilmekteyiz. Cephe yağışı diğer ismiyle frontal yağıştır. Farklı iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla birlikte meydana gelen yağışlar olarak düşünülebilir. Bu yağışlar özellikle ülkemizde kış döneminde etkilidir ve Akdeniz iklim bölgesinde bu yağışları yaygın olarak görebilmekteyiz. Ve geldik kuraklık sevgili arkadaşlar. Coğrafi ortamdaki yerüstü ve yeraltı sularının mevsimlik değişikliği değişimi dışındaki belirgin değişimler ile toprağın neminin azalması durumuna verdiğimiz isimdir sevgili arkadaşlar. Ve kuraklık bizim ülkemiz ciddi anlamda etkileyen unsurlardan bir tanesi olarak geçmekte. Ve bizim ülkemizde kuraklık şiddetinin en yoğun hissedildiği alanların başında tuz gölü ve çevresi gelecektir ki bura zaten Türkiye'deki yağışın en az düştüğü yerlerin başında geliyor. Bakın dikkat edin 300 milimetrenin daha altında bir yağışın düştüğü alan olarak ifade edebilmekteyiz. Onun dışında Malatya ve Iğdır hattı gene aynı şekilde kuraklık şiddetinin yoğun ölçekte hissedildiği alanlar Ergene Havzası ve Güneydoğu Anadolu sevgili arkadaşlar. Türkiye'de kuraklık şiddetinin en yoğun ölçekte hissedildiği alanlar olarak ifade edilebilir. Şimdi geldik Türkiye'de görülen iklim tipleri. Türkiye'de farklı iklim tipleri görebilmekteyiz. Karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi ana ölçekte görebileceğimiz. iki alanda da geçiş iklimi ana ölçekte görebileceğimiz beş iklim tipi olarak ifade edilmekte. Hemen şöyle bir bakalım. Akdeniz iklimi neye bağlı olarak gerçekleşir derseniz. Türkiye'nin mutlak konumuna bağlı olarak gerçekleşir. Orta kuşakta yer aldığımız Karadeniz karasal iklim ise Türkiye'nin göreceli konumuna bağlı olarak meydana gelen iklimlerdir diyebiliriz. Akdeniz iklimi bizim özellikle orta kuşakta bulunmamızın bir sonucudur. Karadeniz iklimi özellikle dağların uzanışı, denizden gelen nemli hava kütlesini kesmesiyle birlikte meydana gelmektedir. Karasal iklim ise kıyılarda dağların kıyıya özellikle paralel uzanmasının sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Hemen şöyle birinci iklim tipimiz Karadeniz ikliminden başlayalım sevgili arkadaşlar. Tabii ki de Karadeniz iklimi diğer iklim tipleri içerisinde daha nemliliğin yüksek olduğu bir iklimdir diyebiliyoruz. Çünkü şöyle bir iklimin grafiğine baktığımız zaman hangi iklime benziyor dediğimizde dünyada özellikle okyanusal iklime benzer. Yağış rejimi açısından. Ve şöyle baktığımızda en fazla yağış Eylül, Ekim, Kasım ayları yani ne zaman meydana gelmiştir? Sonbahar döneminde meydana gelmiştir. En az yağış ise Mart, Nisan, Mayıs ayları yani hangi dönemde meydana geliyor? İlkbahar dönemde döneminde meydana geliyor. Bunun kanıtı nedir dersek hemen sağ tarafta görmüş olduğumuz %35 ile sonbahar birinci sırada %15 ile ilkbahar ise ikinci sıradadır diyebiliriz. E, bu iklim tipinde yağış miktarı fazla olduğu için bulutluluk oranı tabii ki de yüksek, güneşlenme süresi ise düşüktür. Özellikle Doğu Karadeniz'de 1250 saatin altında bir güneşlenme süresiyle Türkiye'de güneşlenme süresinin en az olduğu alanlardan bir tanesidir diyebiliriz. Yağışlar burada yoğun ölçekte yamaç yağışları şeklinde gerçekleşecek ve yağış genel genel olarak yıl içerisine diğer iklim bölgelerine göre daha düzenli dağılmıştır diyebiliriz. Burada yıllık yağış miktarı 700 mm ile 2300 mm arasında değişmekte. Yıllık sıcaklık ortalaması 14-15 derece. Sıcaklık farkı da 15-17 derece arasında değişiklik göstermekte. Doğal bitki örtüsü geniş ve iğne yaprakların bulunduğu karma yapraklı ormanlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada 4 tane alan var. Yani 1 Doğu Karadeniz tipi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Karadeniz ardı. Bak Doğu Karadeniz tipi, Orta Karadeniz tipi, Batı Karadeniz tipi 4 numarayla gördüğümüzde Karadeniz ardı tipi diye geçer. Bakın bulunduğu alan Yıldız Dağları'nın özellikle Karadeniz'e bakan yamacında da gene bu iklim tipini görebilmekteyiz. Şöyle bir baktığımız zaman Doğu Karadeniz yağış miktarının en fazla olduğu alandır diyebiliriz. Karadeniz ardı tipi yağış miktarının en az olduğu alandır. Orta Karadeniz tipi. Kıyı kesimdeki Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'den sonra en az yağışın düştüğü alandır. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz en fazla yağışın düştüğü iki alandır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi Akdeniz iklimine sevgili arkadaşlar. Akdeniz iklimini zaten biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Yazları sıcak ve kurak, kışları sevgili arkadaşlar ılık ve yağışlı bir iklim. O zaman hemen şuraya şöyle yazları sıcak ve kurak diye yazıyorum. Hemen devamında kışlar ılık ve yağışlıdır. Şimdi yağışlı ifadesinde özellikle şunu söyleyeceğiz. Sıcaklık ortalama 0 derecenin altına düşmediği için bu iklim bölgesinde özellikle kış yağışları yağmur şeklindedir diyebiliriz. Ve şöyle bir baktığımızda sevgili arkadaşlar en fazla yağış %49'da kış döneminde en az yağış ise %3 ile ne zaman düşmüştür? Yaz döneminde düşmüştür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle sıcaklık ortalamasına baktığımızda sıcaklık ortalaması... 15 derecenin üzerindedir. 15 derece ile 20 derece arasındadır diyebiliriz. Yıllık yağış miktarı 600 milimetre ile 1200 mm arasında değişir. Özellikle bu alanda görülecek yerlerden bir tanesini birazdan söyleyeceğiz. Yıllık sıcaklık farkı 15-18 derece bitki örtüsü. Kızılçam ormanları. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte maki türleri. Makilerin tahrip edilmesiyle birlikte de garik toplulukları ortama egemen olmaktadır diyebiliriz. Bakın burada Akdeniz iklimini de farklı ölçekte ayıracağız. Akdeniz kıyı tipi, Ege kıyı tipi ve Marmara tipi Akdeniz iklimi. Yani Akdeniz kıyı tipi, Ege tipi ve Marmara tipi Akdeniz iklimi özellikle şurada Menteşe dağlarına bağlı olarak Muğla'nın çok fazla miktarda yağış aldığını söyleyebiliriz. Ve bu iklim tipleri içerisinde Akdeniz kıyı tipi Akdeniz iklimi özellikle sevgili arkadaşlar kış yağışlarının çok çok yüksek olduğu bir iklim tipidir. Kuzeye doğru çıkıldıkça yaz kuraklığı bir tip daha azalmaktadır diyebiliriz. Aynı şekilde sıcaklık ortalaması da düşmekte. Bunu da söylemiş olalım. Geldik karasal iklim sevgili arkadaşlar. Türkiye'de çok geniş alanda etkili olan bir iklimdir diyebiliriz karasal iklim için. Türkiye'de özellikle deniz etkisinin azaldığı iç kesimlerde görülen bir iklimdir. Bu iklimin etki alanı tabii ki de oldukça geniştir. Bunun temel sebebi özellikle kıyılardaki sıra dağların. Akdeniz ve Karadeniz'de hem yüksek olması hem de kıyıya paralel uzanması o nemli hava kütlesinin iç kesimlere sokulmasını engellemiştir. O zaman şöyle şuraya kıyıya paralel uzanması bu iklimin oluşmasındaki en önemli etkilerden bir tanesidir. Yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi soğuk ve yağışlıdır. Kış mevsiminde özellikle sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Kış mevsiminde yağışlar cephesel kökenli, ilkbahar ve yaz mevsiminde işte yağışlar konveksiyonel kökenlidir diyebiliriz. Yağış ortalaması 300-600 mm arasında değişmektedir ve yıl içinde en çok yağış ya ilkbahar döneminde ya da yaz başında düşecektir. Yağış rejimi tabii ki de düzensizdir diyebiliriz. Bak burada iki tane kısım aldık. Birincisi yaz yağışlarının çok fazla olduğu özellikle bu Doğu Anadolu tipi karasal iklim diye geçiyor. İkincisi ilkbahar yağışlarının daha fazla olduğu Orta Anadolu tipi karasal iklim diye geçiyor. Hemen şöyle baktığımızda burada iki tane alanı bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi Orta Anadolu tipi karasal iklim bir diğeri ise Doğu Anadolu tipi karasal iklimdir. Orta Anadolu tipi karasal iklim dediğimiz bir numara Doğu Doğu Anadolu tipik karasal iklim dediğimiz ise 2 numaradır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada bak ayrımını şöyle yapacağız. Bakın. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yağış belirgin ölçekte artmış. Mart, Nisan, Mayıs aylarında yağış belirgin ölçekte artmış. Bak 3 ay içerisinde Haziran'ı gördüğün alan Doğu Anadolu tipik karasal iklimdir. Peki ben bunların yağışının en fazla olduğu dönemleri nasıl bileceğim dersem şöyle Orta Anadolu'dan şöyle bir E harfi yapıyorsun, yaptıktan sonra yapacağın işlem basit. Baştan başla ilk baharda köşeye gel yazdı kuzeye çık sonbaharde, Ege ve Akdeniz'de de şöyle kış kış yapıver, bitti gitti. E, Orta Anadolu tipi karasal iklimde en fazla yaş var. Doğu Anadolu tipi karasal iklimde en fazla yaş yaz döneminde, Karadeniz ikliminde en fazla yağış sonbahar, Akdeniz ikliminde de en fazla yağış kış döneminde. O zaman bana verilen bir iklim tipinde özellikle verilen yağışın en fazla düştüğü dönemi bulduğumda iklimin Türkiye üzerinde nerede yer aldığını da söyleyebilirim. Aynı şekilde Doğu Anadolu tipi karasal iklimde dikkat edin sıcaklıklar birkaç aylık süreçte ortalama olarak sıfır derecenin altına inerken Orta Anadolu tipi karasal iklimde sıcaklık ortalaması kış döneminde dahi sıfıra yaklaşmakta ama sıfırın altına böyle birkaç aylık süreçte inmemekte haberimiz olsun sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi sizin için Dinamo Soru Bankası kitabımızdan seçmiş olduğumuz soruya. Ne diyor soru bize? Aşağıdaki haritada gösterilen X, Y ve Z yerleşim merkezleri yaklaşık aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen. Bak bu ifade çok önemli. Aynı enlem üzerinde olmalarına rağmen. Bulundukları yerin konumuna bağlı olarak sıcaklıklar aynı olmayabilir diyor. Yani aynı enlemde olsam bile sıcaklığın aynı olmayabilir. İşte biz bu tür sapmalara anomali diyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sapmaları neden olan etmenlerden biri değildir diyor. Şimdi X, merkezleri aynı enlem üzerinde mi? Evet. O zaman buraya güneş ışınlarının geliş yıl boyunca öyle vakti aynıdır. Ama bu merkezlerin yükselti ortalamaları aynı değildir. O yüzden sıcaklıkları farklı olabilir. O zaman bu anomaliyi oluşturan etkenlerden bir tanesidir. Denizden uzaklaştıkça nem miktarı azaldığı için bu da etkili olabilir. Egemen rüzgar yani hakim rüzgar yönü daha çok kuzey sektörlüdür, daha çok güney sektörlüdür. Bu durumda meydana getirebilir. Nemlilik sonuçta denizden uzaklaştıkça nem miktarımızda değişimler yaşanacaktır. Bu da gene anomaliyi oluşturan durumlardan bir tanesidir. Ama biraz önce dedik ya aynı enlem üzerindeyse güneş ışığı Bunları yerel saatle 12'de yani öğle vaktinde aynı açıyla gelir. Eğer ki aynı açıyla geliyorsa sıcaklığın aynı olmasını bekleriz. Olmadığı için bu duruma anomali diyoruz. Anomaliye sebep veren temel unsurlar A, C, D, E seçenekleridir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyoruz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Türkiye'nin iklimini etkilen faktör. Ya yani nedir bunlar? Mutlak konuma bağlı olarak meydana gelen faktörler, göreceli konuma bağlı olarak meydana gelen faktörler diyebiliriz. Türkiye'deki iklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağış, özellikle E'yi unutma. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarlar, etkili olan rüzgarlar sıcaklık ortalamasını azaltırken, güneyden etkili olan rüzgarlar sıcaklık ortalamasını artırır diyebiliriz. Burada da nasıl kodlayacağız? Kayıp sakal diye kodlayacağız sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle karayel, yıldız, boyraz, samyeli, kıble, lodos soğuk karakterli, sıcak karakterli yerel rüzgarlardır diyebiliriz. Onun dışında Türkiye'de görülen iklim çeşitleri Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Karasal iklim hepsini teker teker parçalara ayırdık sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Geldik sizinle bugünkü dersimiz sonuna. Videolarımız sizin için yararlı oluyor mu? Öncelikle yorumlar kısmına mutlaka bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bize bir öneri tavsiyeniz var mı? Yapabileceğimiz sizler için faydalı olabileceğini düşündüğünüz tüm yorumlara açız. Yorumlar kısmında bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Ödüllü sorumuz var bir sonraki sayfamızda. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın ve videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.